Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Sizler için ilk konulardan mini bir deneme hazırladım. Bakalım durumlar nasıl? Elimden geldiğince yine sizlere bilgiler vereceğim. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İslamiyet öncesi Türk tarihinden başlayalım. Bakalım. Şöyle. İlk sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bizlerine gibi özellikler verilmiş? Türk tarihinde ilk parayı bastırmışlardır. mavera Nehir bölgesine giren Emevilerle mücadele ederek Arapların ilerlemesine engel olmuşlardır. 776 yılında Karluklar tarafından siyasi varlıklarına son verilmiştir. Sevgili arkadaşlarım, Türk tarihinde ilk parayı bastıran biliyorsunuz ki Türk işlerdir. Peki hükümdar kimdi? Hükümdar Bağatarkan'dı değil mi? hükümdar Bağat Arkan kendi adına para bastırmıştı. Ve Emevilerle savaşarak Emevilerin ilerleyişini durdurmuşlardı. Buradaki cevabımız Türk işler. Sabirler yol değiştiren anlamında gelir. Bir diğer ismi Sibirlerdir zaten. Hazarlar bunlar Museviliği benimsemişlerdir. Bunlar da Müslüman Araplarla savaşmışlardır. Ve İslamiyet'in yayılmasını engellemişlerdir. Bulgarlar İtil Bulgarları İslamiyet'i benimserken Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsedi. Boris Han döneminde Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Hem doğuda hem batıda devlet kurdukları için Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Cevabımız burada Türk işlerdir. Devam ediyoruz. <laughs> İkinci sorumuz kavimler göçünün sonuçları ile ilgili. Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir. Yarın sizler için 27 soruluk bir deneme hazırlamayı planlıyorum. Herhangi bir aksilik çıkmazsa o da gelecek değerli arkadaşlar. bir önceki paylaşımda zaten önemli şahsiyetleri paylaşmıştım. Ona mutlaka göz atın. Oldukça önemli bir paylaşımdır. Karşımıza çıkabiliyor. İlk önce baktığımızda bakalım. Batruma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Avrupa'da otorite boşluğunun doğması, hac seferleri sırasında derebeylerin ölmesi veya ordularını kaybetmesi. Sevgili arkadaşlarım, Batruma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra otorite boşluğu doğdu Avrupa'da değil mi? Neye zemin hazırladı bu gelişme? Tabii ki feodalitenin doğmasına. Yani toprak ağları dediğimiz sistem artık ortaya çıkacaktı. Bakalım milli devletler değil, değil. Bırakalım. Milli monarşilerin zayıflaması, merkezi krallıkların yıkılması. Hayır değerli arkadaşlarım. Bunu da eleyelim. Şimdi sizlere güzelce, güzelca açıklayacağım. Şöyle düşünün değerli arkadaşlarım. Soru da karşınıza çıkacak. Merkezi krallıklar güçsüzse feodalite güçlüdür. Feodalite güçsüzse merkezi krallıklar güçlüdür. Anladık değil mi? Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Feodalite güçlü ise merkezi krallık zayıf. Merkezi krallık güçlü ise feodalite zayıftır. Cevabımız burada C şıkkıdır. Otorite boşluğundan faydalanan feodalite olmuştur. Derebeyler öldükten sonra merkezi krallıklar tekrardan güçlenmiştir. Cevabımız C şıkkı. Özellikle İstanbul'un fethinden sonra toplar surları yıkabilecek güçte de güce ulaştığı için feodalitelerin sonu gelmişti. Türkistan tarihine bakalım biraz da. Yakınlaştıralım biraz. Büyük Selçuklu Devleti'nde iktidar sistemiyle ulaşılmak istenen hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? İktidar sistemi. Osmanlı. Osmanlı sistemi. Yani Osmanlı tarihindeki isim neydi? Niye toparlayamıyoruz ya? Osmanlı Devleti'ndeki ismi Tımar'dı. Şimdi değerli arkadaşlarım. İktidar sistemini mutlaka bilmemiz lazım. ÖSYM tarafından tercih ediliyor. İktidar sistemindeki amaç tabii ki üretimde devamlılığı sağlamaktır. Diğer bir e, fayda hazinenin üzerindeki yükü hafifletmektir. Asayiş ve güvenliği sağlamaktır ve merkezi otoriteyi güçlendirmektir. Değil mi? Bunları biliriz. Şimdi şıklara bakalım. Bakalım. Üretimin devamını sağlamak doğru mudur? Doğrudur. Toprak boş kalamaz. Yoktur diyor. Ülkeyi bayındır hale getirme, kalkındırma var mıdır? Tabii ki vardır. Askeri masrafları azaltmak. Doğrudur. Çünkü oradaki vergi oradaki kişilere dağıtılır. Özel mülkiyeti özendirmek. Bırakalım. En ücra köşelere kadar düzeni sağlamak. Asayiş ve güvenlik güvenlik sağlanıyor. Ancak değerli arkadaşlarım, özel mülkiyeti özendirmez. Çünkü ikta toprakları kime aittir? Devlete aittir. Osmanlı'da biz bunlara miri topraklar diyoruz hatta. Devlete aitse özel mülkiyet özendirilmez. Özel mülkiyetin önüne geçilir. Cevabımız D şıkkıdır. Diğer bir soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Malagir Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez? Tarihimiz 1071. 26 Ağustos. Arparsan ile Romendiyocan arasında gerçekleşen savaş. Sonuçları ne oldu değerli arkadaşlar Anadolu'ya yönelik ilk Türk akımlarının başlaması. Bırakalım mı? Bırakalım. Biraz daha geleceğim. Bizans'ın Anadolu'daki direncinin zayıflaması. Bizans Anadolu'da zayıfladı mı? Zayıfladı. Çünkü yeni beylikler kurulacak artık. Türk beylikleri kurulacak. Avrupalıların hac seferlerini başlatması. Avrupa yani Bizans Avrupa'dan yardım isteyecek. Bu durum neye sebep olacaktır? 1096 yılında hac sebe sebe savaşlarına sebep olacaktır. şıkkına baktığımızda Anadolu'nun kapılarının Türkleri açılması. Biz buna ne diyoruz? Yurt açan savaş. Tamam. Anadolu'nun İslamlaşma ve Türkleşme sürecinin başlaması. Alparslan ne diyor? Toprak fethedenin malıdır diyor. Değerli arkadaşlar. Buradaki amaç budur. Ancak ilk Türk akılları biliyorsunuz ki Avrupa'nın Hun hükümdarı Ulduz döneminde başlamıştı. Büyük Selçuklu Devleti döneminde ise Tuğrul Bey Çağrı Bey'i gönderiyor. Anadolu'ya keşif için. Ondan sonraki süreçlerde Pasinler Savaşı gerçekleşecek. Ondan sonra da Alparslan döneminde Malazgirt Savaşı. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Cevabımız A şıkkı. Osmanlı tarihi. Bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığını olumlu yönde etkilemiştir? Değerli arkadaşlarım. Başarı, başarı Palekano Savaşı. Bir diğer ismi Maltepe Savaşı. Balkanlarda mı yaşandı? Hayır. Bizans'a yapıldı. Orhan Bey dönemi. Bu savaş kazanıldı. Ama Balkanlarda yapılmadığı için biri almıyoruz sevgili arkadaşlarım. Nibolu Savaşı Yıldırım Beyazıt Sultanı İklimi Rum unvanını almıştı değerli arkadaşlarım. Sultanı İklimi Rum çünkü Avrupa'nın en güçlü şövalyelerini yeniyor. Olumlu bir sonuç doğurdu. Halife mütevekkil tarafından unvan verildi. Ve Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlandı. Edirne-Segedi Antlaşması. Bu antlaşmadan sonra 2. Murat tahtını terk etmek durumunda kalmıştır. 12 yaşındaki oğluna bırakıyor 2. Mehmet'e. Çünkü öncesinde İzladi Derben Savaşı'nda yenilgi yaşanmıştı. Olumsuz değerli arkadaşlarım. Eledik. 3'ü eleyelim. Gitti. Kosova Savaşı. 2. Kosova. Bu savaşın sonucunda ne oldu? Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşti. Olumlu mudur? Olumludur. O yüzden cevabımız 5 şıkkı. Hüdavendigar demiyoruz İhtiyar Hüddin diyoruz. Birinci Murat değil Orhan Bey. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey dönemine ait bir gelişme değildir. Şimdi değerli arkadaşlarım. Divan teşkilatı oluşturuldu mu? Oluşturuldu. Başkanlığını kim yapacak? Padişah. Fatih Sultan Mehmet'e kadar. Sancağa çıkma sisteminin yasallaşması. Bu kalsın. Birazdan bilgi vereceğim. Subaş tayinleri yapıldı değerli arkadaşlar. Çünkü sınırlar gelişiyor artık. İznik'ten adresi açıldı. 350 ordu. İsmi neydi değerli arkadaşlarım? Yaya Müsellem İlk medrese İznik'te açılıyor zaten. Sancağa çıkma sistemini yasallaştıran Fatih Sultan Mehmet Han'dır sevgili arkadaşlarım. Cevabımız 5 şıkkıdır. Sancak sistemini getiren Orhan Bey'dir. Sancağa çıkan ilk kişi Birinci Murat'tı biliyorsunuz ki. ÖSYM'li tip bir soru. Bu soruya dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi akıncılar ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Akıncılar yani keşifçiler değil mi değerli arkadaşlarım? Savaş öncesi giderler. Uçlarda görev yaparlar mı? Yaparlar. Sınır boylarında. Tamamdır. Atlı birliklerden oluşurlar mı? Oluşurlar. Keşifçilerin böyle olması lazım zaten. Devletten 3 ayda bir ulufa adı verilen maaş alırlar. Bunu bir bırakalım. Düşman ülkelerine akın düzenleyerek bilgi toplarlar. Tamamdır. Türk ve Müslümanlardan oluşur. ÖSYM nasıl soracak akıncılar hakkında? Diyecek ki devşirme kökenli, kökenlidirler. ÖSYM bunu sizin soracak. Devşirme olup olmadığını sizden isteyecek değerli arkadaşlarım. Ama değiller. Türk ve Müslümanlar. Devletten 3 ayda bir ulufa alanlar kapı ordusudur değerli arkadaşlarım. Keşifçiler taşrada yer alıyor. Cevabımız C şıkkı. Dikkat ediyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. Şöyle. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde askeri sınıf olarak da adlandırılan Seyfiye sınıfının özellikleri arasında gösterilebilir? Şimdi bazı arkadaşlar hocam bunlar kültür ve uygarlık değil mi? Osmanlı kuruluş döneminde de böyle şeyler var değerli arkadaşlar. Yani ee, harmanlamamız lazım konuları Osmanlı kültür ve uygarlığı zaten ayrı bir konudur Ama bu konuları Harmanlamak lazım sizler için iyi olacak İdari ve askeri işlerle uğraşırlar mı? Uğraşırlar Seyf ne demek? Kılıç demek değil mi? Örnek verelim Yeniçeri ağası veya sadrazam gibi Doğrudur Genellikle Enderun'da eğitim alırlar mı? Enderun'da eğitim alanlar seyfiye ve kalemiyedir İlmiye yok değerli arkadaşlarım İlmiye medreselerde bu da doğrudur Vergiden muaf mıdırlar bunlar? Muaftırlar çünkü devleti yönetiyorlar değerli arkadaşlarım. Vergiden muaf olmayan reayadır. Cevabımız her üç olacaktır. Yani eşik. Umarım işinize yaramıştır. E, ee, sürçü lisan olmuşsa affola. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.